Yorum kısmını görüyor musun bilmiyorum ama çok fazla Evander ismi geçmiş yorumlarda. İzleyicilerimiz soruyor. Evander konusunda herhangi bir gelişme, ilgi vesaire devam ediyor mu? Vallahi Galatasaray'ın Evander için çok uzun zamandır yeni bir işimi, yeni bir görüşmesi olmadı. İlk etapta istenilen oyunculardan bir tanesiydi. Hatta Okan Hoca'nın listesinde olan oyunculardan bir tanesiydi. Fakat sonrasında yapılanma itibariyle, kadro kurgusu itibariyle Okan Hoca'nın buradaki fikri biraz daha farklılık gösterdi. Ve yani o orta sahadaki üçüncü isim olarak insanların düşündüğü oyuncu Evander. İşte Torreira, Oliveira ya da Torreira, Mitchell üçüncü isim olarak Evander gibi düşünülüyor ama oradaki üçüncü ismi Okan Hoca Mertens olarak düşündü. Mertens ve o profilde bir oyuncu. Yani hem ikinci forvet olabilecek hem 10 numara olabilecek bir oyuncu düşüncesi. Kendi oyun planı, kendi oyun sistemi adına kararı bu yöndeydi ve o günden itibaren de zaten Galatasaray'ın Evander'le ilgili bir daha bir girişimi olmadı. Yani taraftarlar çok fazla ilgi gösteriyorlar, çok fazla talep var Evander ismine biliyorum. Çok uzun zamandır da bu durum böyle ama Galatasaray yönetiminin şu anda benim bildiğim Evander'le ilgili yeni bir düşüncesi, yeni bir girişimi olmuş değil. Bir de Cengiz Ünder haberleri çıktı. Sen de takip ediyorsundur, belki görmüşsündür. Onu soran izleyicilerimiz de var. Cengiz Ünder konusunda herhangi bir durum söz konusu mu? Yani Galatasaray yönetimi Cengiz'in durumunu takip ediyor. Bunu söyleyebilirim. Çünkü Marsilya'da geçen sene çok iyi bir sezon geçirmişti Cengiz. Yani çok daha farklı bir noktada olması beklenebilirdi ama işte bir teknik direktör değişikliği, Igor Tudor göreve geldi. Tudor'la da çok yıldızları barışmadı açıkçası. Tudor zaten anlaşması çok kolay bir teknik adam değil. Cengiz de çok fazla yıldızları barışmadı diyelim. Ve o nedenle bir ayrılma durumu, acaba Marsilya'dan ayrılır mı durumu söz konusu olunca Galatasaray'da bir fırsat olarak bu durumu takip etti ama şu ana kadar burada da yani somut bir gelişme yok Cengiz konusunda. Hiç daha öncesinde teklif yapıldığına dair haberler de çıktı. Ben bunu oyuncu tarafına da sordum, kulüp tarafına da sordum. İki taraf da bunu doğrulamadı, hatta yalanladı. Yani Cengiz için yapılmış bir teklif, yapılmış bir görüşme yok dediler. Ve benim şahsi izlenimimde Cengiz'in yani Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı yönünde değil açıkçası. Ha tabii şimdi bahsettiğimiz durum 31 Ağustos durumu söz konusu. 31 Ağustos'ta transfer penceresi kapanır. Ondan sonra Cengiz'le bir yol ayrılığı durumu söz konusu olursa Marsilya'nın o zaman işler değişebilir tabii. Yani orada gidebileceği adres sayısı kısıtlı olduğu için o zaman Türkiye'ye sıcak bakabilir ama genel planlama anlamında Cengiz'in şu etapta, kariyerinin bu etabında Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmadığını biliyorum açıkçası. Bir de gündemde yer alan bir isim daha vardı ki izleyicilerimizin de yine aynı şekilde merak ettiği bir konu. Lucas Moura konusu. Bu konuyla ilgili bildiklerini bize aktarabilir misin? İzleyicilerimiz de gerçekten çok merak ediyor bu konuyu. Valla Moura konusu birkaç gündür çok fazla dillendiriliyor. Benim edindiğim Moura ile ilgili şöyle söyleyeyim. Yani yöneticilerle konuştuğumuzda herhangi bir teklif, herhangi bir görüşmeye dair bir bilgi edinmiş değilim. Ama yine aynı noktaya geleceğiz yani. Moura konusunda da aynı noktaya geleceğiz. Bu 1 Eylül 8 Eylül arasındaki fırsatlardan bir tanesi olarak ortaya çıkabilir. Çünkü bunu şu yüzden söylüyorum. Yani Galatasaray'ın transfer yapacağı bölgelerden bir tanesi orası. Yani sol önde, sağ önde, zaman zaman 10 numarada oynayabilecek bir oyuncu arayışı var Galatasaray'ın. Sadece santrfor değil, kanat forvet özellikleri taşıyan 10 numarada da oynayabilecek ki zaten en baştan beri düşünülen mevkilerden bir tanesi bu. Ve bu tanımlara da uyan, gerçekten tanımlara hatta fazlasıyla uyan bir isim Lucas Moura. Çok üst düzey bir oyuncu ama dediğim gibi bir detaya sahip değilim bu konuda. Galatasaray bir teklif yaptım. Yani Galatasaray bir teklif yapmış olsaydı bununla ilgili bilgiye sahip olurduk. Ama durumu takip ediliyor olabilir. Bununla ilgili tabii kesin bir şey söylemek çok doğru olmaz. Çünkü Icardi Biraz da konusunda da süreci takip mesela ediyoruz aslında. bak şöyle söyleyeyim Ceren. Icardi konusunda da şimdi ilk başta haberler çıktı. Görüşülüyor, görüşüldü, teklif yapıldı falan gibi. Biz bunları yöneticilere sorduğumuz zaman çok doğrulamıyorlardı. Bazı transferlerde bazı görüşmeleri, bazı girişimleri belli bir noktaya kadar gizli tutmaya gayret ediyorlar. Icardi konusunda da böyleydi. O yüzden şimdi yani bu şu demek değil. Biz sorduk, teyit edemedik. Ben sadece elimdeki bilgiyi aktarabiliyorum. Yani onun dışında da ekstra bir şey söylemem mümkün değil. Moura da şu ana kadar benim bildiğim, sorduğumda öğrenebildiğim bir girişim yapılmış değil.
Peki yani dediğimiz gibi yine süreci takip ediyor oluruz. Zaten bir gelişme olursa yaptığımız yayınlarda da bahsediyor oluruz. Kerem Aktürkoğlu konusu var. Bir de izleyicilerimizin de kanat transferi konusunda soruları da var. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı biraz eleştiriliyordu. Biraz motivasyon açıdan sıkıntılar yaşadığı biliniyor aslında. Medyaya yansıması en azından böyle. O konuda neler söylersin? Vallahi Ceren oradaki durum biraz yani sebebi sanki şu gibi gözüküyor. Kerem biliyorsun geçen sene takımın bir numaralı yıldızıydı. Yani takım çok kötü durumdaydı ama Kerem takımın bir numaralı yıldızıydı. Gerçekten de taraftarın büyük sevgisine mazhar olmuştu ve bunun da altını dolduran bir performansı vardı. Beklentisi, şimdi Marka Ayonis teklifler geldi, takımdan ayrıldı, önemli bir takıma gitti. Kerem'in de beklentisi bu seviyede teklifler almaktı. Geçen seneki performansından sonra. Çünkü Avrupa'da da iyi bir performansı vardı. Ligde takım kötü olduğu için tabii biraz yani kendi performansının çok altı dolmamış oldu bir noktada ama yine de Kerem'in beklentisi Avrupa'dan en azından kalbur üstü takımlardan teklif almaktı. Hiç teklif gelmedi Kerem'e. Bu biraz moralini bozmuş olabilir. Biraz kendi adına motivasyon kaybı oluşturmuş olabilir. Onun dışında şimdi Kerem'in geçen seneki rolüyle bu seneki rolü arasında ciddi fark var. Az önce de söyledik. Yani geçen sene takımın ana hücum planı Kerem üzerindendi. Şu anda Kerem biraz daha yani o plan içerisinde öte yandan kaldı. Genel itibariyle oyun kurulumu mesela sağ kanattan gelişiyor. Daha çok Yunus üzerinden gelişiyor. Ve saha içerisinde daha çok sorumluluk alan isim var. Orta sahada işte Oliveira oyun kurulumunu gerçekleştiren isimlerden Torreira dahil oldu. Mertens dahil oldu. Forvet'te Seferovic gibi bir oyuncu var her ne kadar şu ana kadar performansını gösteremese de. Yani Kerem biraz geçen sene takımın yıldızıyken Geri planda kaldı sanki. geri planda kalmanın ötesinde daha bir takım oyuncusu rolüne gerilemiş oldu. Bu biraz motivasyonunu etkilemiş olabilir ama bu sadece bence Kerem'in motivasyonuyla açıklanabilecek bir şey değil bu arada. Yani oyuncuya da çok haksızlık etmeyelim. Ben çünkü bakıyorum, görüyorum. Son birkaç gündür Trabzonspor maçından sonraki yani bu çok anlamsız bir şey ama gerçekten bunun üstünden çok fazla oyuncularla ilgili olumlu ya da olumsuz algılar oluşturuluyor. İşte özellikle Mertens'in pozisyonunun yer aldığı böyle bir dakikalık bir sekans var. Kerem'in orada işte atağa katılmadığı ve bunun üzerinden Kerem'in eleştirildiği durumlar oluyor. Yani futbol böyle bir şey değil. O bir dakikalık videoyla analiz edebileceğiniz bir şey değil 90 dakikalık bir futbol maçı. Kerem'in onun öncesinde hem ileriye yaptığı bindirmeler hem geriye yaptığı koşular var ve yani bu adamlar da makine değil neticede. Onun öncesinde 3 tane uzun sprint attıktan sonra, uzun depar attıktan sonra tekrar aynı koşuya başlayabilmesi kolay değil. Yani bu biraz haksız eleştiriye maruz kaldığını düşünüyorum Kerem'in. Ha evet tabii ki performansı geçen seneki seviyesinin biraz altında ama bu sadece Kerem'in motivasyonuyla alakalı değil. Henüz Galatasaray'ın hücum planı, hücum aksiyonları çok planlı bir hale de gelmiş değil açıkçası. Bunu görüyoruz zaten. Yani sonuca yansıyan kısmı da o. 4 maçta atılan sadece 2 gol var. İkisi de Gomis'in biri şahsi becerisiyle bir tanesi de bir geçiş oyunu. Bir kontra ataktan gelişen bir gol. Onun dışında yani Galatasaray'ın sette hücum planında çok üretken olmadığını gördük. Bu biraz oturdukça, hücum oyuncuları birbirleriyle o ahengi yakaladıkça ben Kerem'in de performansının yükselebileceğini düşünüyorum. Ama bir kez daha söyleyeyim. Öyle yani anlık bir kareyle, bir fotoğraf karesiyle, 20 saniyelik bir videoyla bir oyuncunun 90 dakikalık performansını ölçmek çok mümkün değil. Ve bu çok anlamsız bir şey aslında.